oldu? Neden yaşandı? Yaklaşık 4 yıldan beri uçuyorum. Pamukkale'nin üstünde 500 metrelik bir tepeden çıkış yaptım. Her zamanki kullandığım rotayı kullandım. Hava şartları uygundu. Travertenlerin üstünden geçerken küçük bir türbülanslı havaya denk geldim. Paraşütümde küçük bir kapanma yaşandı. Hocalarımızın verdiği eğitimler doğrultusunda yolcuyu koruyarak güvenli bir yere iniş yaptım. İniş biraz sert oldu. Yolcuyu koruyarak, kucağıma alarak güvenli bir şekilde kendim biraz sert düştüm. Kanat kapandı. Ondan sonra yamaç paraşütünde emergency dediğimiz olan yaşandı. Yolcumuza yapabileceğimiz ani bir şekilde bilgilendirmeyi yaptım. Ondan sonra inebileceğim en güvenli yere inmeye çalıştım. Biraz sert bir iniş oldu. İniş yaptıktan sonra hemen yolcumu kontrol ettim. Hareket etmemesi şeklinde uyarılarımda bulundum. Aldığımız ilk yardım sertifikasından, eğitimlerden, hocalarımızın yamaç paraşütünde verdiği bize eğitimler dahilinde ilk müdahaleyi yaptım. Yolcumda herhangi bir şey olmadığını saptadım ama ilk yardım ekipleri gelene kadar hareket etmemesi gerektiğini söyledim. Zaten Çinli küçük bir çocuktu yolcum. Kendimde hafif bir ağrı hissettim. Ekipler gelene kadar yolcum ve kendim hareket etmedim. Yolcuma gerekli bilgilendirmeyi verdim. Ekipler de geldi, gerekli müdahaleyi yaptı. Sizin bu davranışınızdan mı büyük bir kaza atlatıldı? Yani aldığınız eğitimden dolayı mı? Daha farklı bir şey olabilir miydi? Daha farklı, daha kötü bir şey olabilirdi. Yolcumun veya benim başıma daha kötü bir şey gelebilirdi. Aldığım eğitimlerden dolayı ve tecrübeden dolayı daha hafif bir şekilde atlattık. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyisiniz. Aynen, iyiyim. Sıkıntı yok. Uçmaya devam. Devam. Biraz daha kendimi toparlamayı bekliyorum. Hafiften belimde bir ince bir ağrı var. O ağrı geçtikten sonra güvenli bir şekilde uçuşumuzu yapmaya devam edeceğim.